Evet, bu arada bize şunu öğretiyor. Sultanların haritalarından hükümler çıkartmak. Yani yıllık haritadan sultanlar hakkında hükümler çıkartmak. Diyor ki, bu da özetle. Padişahların halleri yıllık haritanın 10. evinden bilinir. Yani 10. evin yöneticisi olan gezegenin hallerinden bilinir. Ayrıca eğer yıllık dönüş gündüz olursa güneşin kuvvetine ve zayıflığına göre hüküm verilir. Eğer dönüş gece olursa ayın kuvvetine ve zayıflığına göre hüküm verilir. Lakin bilinmelidir ki güneşten ve aydan çıkarılan hüküm geneldir. Dünyanın bütün melikleri için geçerli olup eğer özellikle bir melikin, hükümdarın durumu bilinmek istenirse 10. ve 11. evin yöneticilerinden bilinir. Zira genel işaretlerle özel işaretlerin farklı olması gereklidir diyor. Evet, diyor ki mesela Konstantiniyye yani İstanbul şehrinin yıllık haritasında koç olsa yani koç yükselen de olsa 10. burcu oğlak olur. Yöneticisi Satürn olur. Bu durumda o yılda padişahın durumu ile ilgili hükümler oğlak burcundan ve Satürn'den çıkarılır. Uğurlu ve uğursuz oluşuna göre hüküm verilir ve genelde kaide şudur ki 10. burcu padişahın yükseleni kabul edip diğer evlerin hükümleri doğum haritasının hükümleri gibi çıkartılır. Yani ev türetme sistemi kullanılır. Evet diyor ki mesela Konstantiniyye'de yükselen burç koç olsa şöyle olurdu. Burada padişah 10. ev burcu olan oğlaktır. Hemen bir harita çizip oğlak burcunu yükselen yerine yazıp ondan sonra diğer burçları yazsınlar ve gezegenleri yerli yerine yazıp hükümlerini doğum haritası gibi çıkarsınlar. Bu üslup üzere bir yani padişahın yükseleni oğlak oldu. 10. evden bahsediyoruz. 2 yani 11. ev. Padişahın ya da yöneticilerin, hükümetin malı, yardımcıları yani vezirleri ve askerleri oldu. Kova düştü buraya. 3. ev demiş yani haritanın 12. evi. Hükümet, saltanat ve idare evi. Pardon yanlış yere okuyorum. Ha 10. ev demiş yani 10. evden 10. ev olan 7. ev haritanın hükümet, saltanat ve idare evi terazi oldu. 11 dostları ve ümidi evi de akrep oldu demiş. 12 yani haritanın 9. evi düşman, talihsizlik ve zillet evi oldu demiş. Şunu da bilmelidir ki diğer yıldızlar ki yükselen yönesinin dışındadırlar. Onları da görmek gerekir. Her biri yükselene göre kaçıncı evdedir? Onların da bir yol üzere hükümleri vardır demiş. Evet. Bir sonraki. Evet. Şimdi harita üzerinde şu ana kadar bahsettiklerini görelim. Diyor ki hükümdarın durumuna 10. evden bak. Yani şu anki hükümet olarak alabiliriz. Hükümetin başındaki kişiler olarak alabiliriz. Orada herhangi bir gezegen yok. Hükümetin bu yılki bütçesi, maddi durumu, destekleri, yardımcıları, askerleri, Kuzey Ay Düğüm ve şans noktası var. Dolayısıyla daha avantaj söz konusu. Kuzey Ay Düğüm belki iyicil. Şans noktası da maddi anlamda güç ifade ediyor. Dolayısıyla hükümetin maddi olarak güç kazanacağını anlıyoruz buradan. 10. eve göre 7. ev. Mars ve Satürn. Yani hükümetin düşmanları. Düşmanlar derken burada muhalefet her zaman için hükümetin tam karşısında olduğu için 10. eve göre 7. ev, 4. ev muhalefet evidir. Hani düşmanlık olarak bahsetmeyelim ama aynı zamanda tabii ki hükümdarın, yöneticilerin tam zıttı olan ve gerçekten onlara problem çıkartan kişileri de yine buradan görebiliriz. Yani bu yıl çekişmeler, rekabet, agresyon söz konusu. 10. eve göre 10. ev Koç. Güneş'in hemen buraya çok yakın olduğunu görüyoruz. Whole sign olarak bakarsak Güneş 10. eve göre 10. burçta. O zaman hükümdarın gücü, hükümetin gücü fazla. Merkür, Venüs de oradalar. Hayli güçlü bir yerleşim. Tabii hükümdarın yardımcıları, vezirleri olarak görürseniz de o zaman 8. evin içerisine bakmanız gerekir ki orada da ay var. Şimdi 10. evin yönesi 8. evde. Bunu yorumlayabilirsiniz ama aynı zamanda nasıl yorumlayacağız haritayı? 10. evin yöneticisi olan ay kendi yerine göre
kaçıncı evde saydığınız zaman 11 bulursunuz. O zaman bu yıl hükümet, hükümdar, yöneticiler yeni müttefikler ve güçlü müttefikler edinecekler ya da sosyal cemiyette kendini daha aktif bir şekilde gösterecekler gibi bir yorum çıkıyor buradan.